kaliteli, leziz, çıtır çıtır. Muhabbetin en nefisi. Adını tadından alan çerez. Nefis kuru yemişleri. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Sayın Belediye Başkanım, Metasar, Sayın Başkanlarım, Sayın Meclis Üyelerimiz, Sayın İlçe Başkanlarımız, Sayın Partili arkadaşlarımız, bayanlar, baylar, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, Gözü Kuru arkadaşlarım ve sizlerin hepiniz katkısıyla bu 16'da Aralık'ta yapmış olduğumuz toplantıdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Şimdi göreve geldiğimiz 2,5 ay zarfında Hatay'da teşkilatlarımızı elimizden geldiğince toparlamaya çalıştık. Genel merkezimizi ve genel başkanımızı da ağırladım. Ben siyasal bilim fakültesi mezunu ama çok böyle gizli konuşmayı beceremiyorum. İşimden geldiği gibi konuşuyorum. Şimdi Hatay'da bir program yaptık. Bu programa Mehmet abinin çok ciddi bir moral katkısı, maddi ve manevi katkısı oldu. Sayın Genel Başkanımız da bir boy resmi çekindi. Bu 16-17-15-16'daki yapmış olduğumuz Genel Merkezi ve Genel Başkanımızın ağırlama programına Mehmet abinin katkısından dolayı şu resmi önce bir hediye edelim. Başkan şöyle bakalım. Söyle bak. Acaba ben miyim? Genel başkanım bu oyunu önden sağa dön. Sen hiç konuşma. Peşinde koşan insanlar olsaydık şu an siyasi partimiz farklı olabilirdi. Ama biz memleketimizin ve devletimizin izzet ve ikbali peşindeyiz. Bizim bayrağımız ne kadar çok dalgalanırsa, bizim insanlarımız daha çok birbirini kucaklarsa, ne kadar çok birbirini severse, aynı coğrafyanın insanlar olarak yaşamaktan onur duyarlarsa, bizim beklentimiz hiçbir şey yok. Oturur Allah'a dua ederiz, çok şükür bugünlerde gördük. Bir önceki büyüklerime bir saygısızlık anlamında değil. Ancak takdir edersiniz ki Türkiye'deki yangını görüyorsunuz. Tenzih ediyorum. Belki sosyal devlet anlamında özürlüğe, işte fakire belki yardımda bulunuyor. Teşekkür ediyoruz. Yani biz ona da karşı çıkmıyoruz. Ama unutmayınız ki yine bizlerin parası bu. Gönül arzu ederdi ki Türkiye'deki adalet hep öyle olsun. Türkiye'deki fert başına düşen hasıla kaç dolar şimdi onlara göre 17 bin, 18 bin. 10 bin. Şimdi soruyorum. Emine siz kaç nüfussunuz? 4. 40 bin dolar geçiyor mu eline senin? Evet. Hayal. Hikaye. Şimdi. Bizden gidiyor geçmesin. O ayrı konu. Ben şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani Türkiye'de %10 zengin varsa %10 zenginin geliriyle bizi ölçüyorlar, dağıtıyorlar. Yani cebinize girmeyen, yemediğiniz, içmediğiniz, size ait olmayan bir parayı sanki şahsınıza dönmüş milli gelir hasıla diye anlatıyorlar. Ha yalnız bunlar mı? Hayır, bütün bodyguardlar bu sahtekarlığı yapıyor. Yani açık söylüyorum. O bakımdan mutlaka o fakirimizin, o özürlülüğün yardım görmesi hep sevindirir. Dediğimiz yok. Keşke biz de zamanında yapsaydık. Ve biz kalkıp şimdi buradan daha iyi, daha medeni, daha kaliteli, daha seviyeli yapacağımızı da açıklamalıyız. Bırakmalıyız biz siyasi kavgayı. Bakın teşekkür ediyorum ben bundan dolayı. Ama bu yeterli değil diyoruz. Biz bunlara rehabilitasyon merkezleri açacağız. Biz bunların gelirini %20-30 artıracağız. Biz bunların işte doktorlarını, bakımını vesaireyi. Şimdi kolay değil bir evde, Allah kimsenin başına vermesin. Ama sosyal devlet dediğiniz devlet bütün bunlara çare bulan, yardım eden. Sadece parayla değil. Bir çocuğun
bir babanın bir çocuğa sadece parayla doyurup gezdirmesi iyi evlat anlamına gelmez. Verdiği imkanlarla birlikte vereceği terbiye, ilgi, alaka, sevgi ve şefkat, bunlar bütünleşirse hayırlı evlat olur. Yani sadece verdik işte, tamam, al sana işsizlik parası, al sana doğum parası. O yetmiyor. Devletin aynı zamanda eşitliğiyle, adaletiyle birlikte o şefkati de, o adaleti de sağlaması gerekiyor. Şimdi ben hep hanım da eve gidince fırça yiyorum. Ya sen genel politikacısın, şu belediyeden bahsediyorlar, ben de dönüp dönüp hep nedense genel politikaya geçiyorum. Kusura bakmayın, alışkanlık herhalde. O bakalım, biz o gün genel başkanımıza, il başkanımıza, ilçe başkanımıza, yetkili kurullara onun için izah ettik. Bu memlekete sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Sadece benim fakirime yapılan bu tür yardımlar kalıcı değildir ve yeterli değildir. Allah korusun, bir insanın ailesi ve yuvası dağıldıktan sonra tenekelerle altını varsa ne işe yarar? Hiçbir şey. İşte biz diyoruz ki önce yuvamızı koruyalım. Dış politikamızı haysiyetli yapalım. Gerekir gereken yerde savaşıp da hayat peşine koşmayalım. Kimsenin ajanı, kimsenin piyonu olmayalım. Biz ancak kendi toplumumuza ve kendi insanımıza yararlı olan, olabilecek şeylere amin diyelim. Dolayısıyla bununla beraber daha iyisini ve daha ilerisini ne yapabiliriz? Bunun hesaplarını şimdiden açıklamak lazım. Çıkacaksınız. Bak ne güzel bir çalışma yapmışlar. Teşekkür ettim ben genel başkanıma. Milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi performans raporu. Adam seçiliyor, büyük ümitlerle Ankara'ya gidiyor. Bir tek kelime konuşmadan, bir tek önerge vermeden 5 yılını doldur, maaşını alıp geliyor. Türkiye'nin buna tahammülü yok. Türkiye'nin artık yetişmiş, vatanını, milletini seven, gerekirse Ankara'da maaş kavgası değil ama millet ve devlet kavgasını yapan insanlara ihtiyacımız var. Ne diyor Sayın Başkanım? İşte efendim, bırakır gelir, tam bırakma zamanıdır. Şimdi, gübre atıldı, şimdi zamanı. Yarın herkes gelir. O bakımdan Türkiye'nin durumunu çok ciddiye almamız lazım. İşte efendim, en kötü ihtimalle Müslüman, elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Hiç kimsenin inancını, benim inancımdan veya benim inancım bir başkasının inancından üstündür gibi bir iddiamız yoktur. Allah'a inanıyoruz. Kendi ama biz kalkıp da kendi inancımızla politika yapmayız. Günahtır, yanlıştır. Elbette gençlerimizi maneviyatta büyütmemiz doğrudur. Ama hiçbir zaman da dünyadan ve dünya gerçeklerinden kopmamamız gerekiyor. O bakımdan biz Demokrat Parti olarak yıllarını bu ülkeye vermiş mücadeleyle, o günün şartları buydu, bugünkü şartlar bu. Dolayısıyla biz artık değiştik. Hani diyor ya Tayyip Bey, Sayın Başbakan, biz değişime uğradık diyor artık, biz milli görüşçü değiliz diyor. Doğru yanlış, o vatandaşa ait. Biz de diyoruz ki Demokrat Parti'nin o günkü şartlarıyla misyonu bitmiştir. Şimdi yeni dünyada, yeni Türkiye'de, yeni yetişen gençlerde ve gelişen büyüyen bir ülke olarak biz de kendimizi değiştirmeliyiz. Oturup öz eleştiri yapıp ileriye bakarak biz AK Parti'den, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden, biz bütün partilerden daha ileride. Bakın, başarının en büyük sırrı milli ve manevi değerlerdir. Dans ederek bir yere gidemezsiniz. Ama attığınız her adımda bir Allah korkunuz, bir inancınız varsa, her gittiğiniz yerde gördüğünüz bardak, bayrak sizi heyecanlandırıyorsa ve onun hatırına hizmetler yapıyorsanız siz başarıya gidersiniz. Onun için bu yıl başında bu program var, bu yıl başında bir program var. Doğru, heyecanlandırır. Bir gece sizi heyecanlandırır. Sonra
Ha kusura bakma yani karşı olduğum için gidilmesi, gelinmesi anlamında söylemiyorum. Ama bir gecelik sonra o bakımdan ben Sayın İl Başkanıma benim mesajımı ilettikleri için teşekkür ediyorum. Bunu çok samimi duygularla partimi ve partide arkadaşlarımı sevdiğim için söyledim. Bu bir yerde kendini feda etmektir. Yani bazı büyükler de hoşuna gitmeyebilirdi benim bu konuşmalarım. Gitmesin. Tartışacağım konu hoşuna gitti gitmedi değil. Doğru mu yanlış mı onu tartışıyorum. O bakımdan tekrar teşrif ettiler, hoş geldiler. İskenderun olarak biz her zaman mevcut yönetimi destekleyicisiyiz. Bir de sizden ricam büyümeliyiz. Artık her geldiğimizde daha farklı farklı dostlarımızla, hemşerilerimizle görüşmeliyiz. Biz bu toplantının geç olması veya işte çok ciddiye almamamız salonun yetersizliği yüzünden fazla ileri gidemedik. Allah dostları eksik etmesin. Amin. Yumruğumuzu vurduğumuz zaman sizlerin sayesinde, sizlerin dualarıyla 11 kişi de yararız bu mekanı. Bu 10 bin kişiye şimdiden itibaren mesaj vermemiz lazım. Heyecanlandırmadır. Evet, bu duygularla hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Zaman zaman sizinle olmak çok güzel bir şey. İnşallah seferberlik demiyorum ama ülkenin çıkar ve menfaatleri için, namus ve şerefinizin onur için, Allah için çalışmamız lazım. Çıkar menfaat beklemeden. Çünkü Türkiye evet, teşekkür ediyorum. Söz diğer arkadaşlar. Teşekkür İnşallah ona da bugün görüyoruz. Dört yolda bizim kongremizin benim kongremin adı konuşulmuyor. Şu anda Diyanet'in başkanı. Belediye başkan adaylığı için. Büyükşehir Belediye Başkanı.